Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda Xiaomi'nin en çok satılan Xiaomi Mi 2 akıllı sıcaklık ve nem ölçer cihazının incelemesini yapacağız. Bu aslında termometre diye geçiyor. Evinizin veya odanızın sıcaklığını ve nemini görmek istiyorsanız bu cihazı kullanabilirsiniz. Gerçekten çok küçük bir boyutta olduğunu söyleyebilirim. Şöyle baktığımız zaman zaten ürün Xiaomi ve Mija logosu ile beraber geliyor. Bu arkadaşlar yani kime tavsiye edilir? Özellikle yeni doğan çocuklar için yani anne ve babalar için tavsiye ederim. Çünkü sağlık açısından çocuğun odasının sıcaklığı 20 ile 24 derece olması lazım. Aynı zamanda nem oranı da %45 ile 70 arasında olması gerektiğini söyleyebilirim. Bu ürünü siz çocuğun odasının duvara yapıştırabilirsiniz. Aynı zamanda veya masaya uygun bir yere yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen ürünün kutusunu şöyle yakından inceleyin. Bu normalde Çin versiyonu. Normalde Xiaomi'nin ürünleri Çin ve yani kendi ülkesine ait ve uluslararası yani global olarak iki farklı şekilde tanıtıyor. Genelde telefonlar olsun, akıllı ev cihazları olsun kendi ülkesine tanıttıktan sonra global bir çıkış yapıyor. Ama bu ürün global versiyonu yok. Tamamen Çin versiyonu diye geçiyor. Bütün alacağınız ürün bu şekilde olur. Hemen ürünün yan tarafta bakalım. Aynı zamanda şurada bir bağlantı kısmından bahsetmiş. Çince olduğu için, İngilizce'de olmadığı için pek anlamıyoruz. Bluetooth bağlantısından bahsetmiş. Arkada ürünle ilgili bilgilere yer verilmiş. En başta baktığımız zaman ürünün ismi, ID'si, işte güç tüketimi 3 volt ile 5 volt DC'ye diye geçiyor. Bluetooth'lu. Bu normalde şartsız değil arkadaşlar. Ürünün ölçüsüne baktığımız zaman 43'e 43 ve 12.5 mm olarak geçiyor. Aynı zamanda 0'dan 99'a kadar nem oranını yüzde olarak nem oranını ölçebiliyor. Aynı zamanda 0 ile 60 dereceye yani en düşük 0 en yüksek 60 dereceye kadar ölçüm yapabildiğini söylüyor. Burada yine ürünle ilgili logolara yer vermiş. Gelin ürünü kutusundan çıkarıp ürünü yakından inceleyelim. Şuradan hemen alt kısımdan mı açalım yoksa üstten mi? Üstten açalım. Evet, ürünün hemen şöyle gerçekten küçük bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Kutusundan çıkardık. Ürünün kutusunda arkadaşlar bir kullanım kılavuzu, bir pil, bir de yapıştırma bandı duvara yerleştirebilmeniz için. Bir de kullanım kılavuzu çıkıyor. Şöyle göstermiş olayım. Başka bir şey çıkmadı. Genelde önceki videolarda söylediğim gibi Xiaomi'nin beyaz rengi tercih ettiği için ürünlerinde, bütün ürünlerinde bu da beyaz olarak geliyor. Tabii farklı renkler olabiliyor. Şöyle tamamen Çince arkadaşlar, İngilizce bile olmadığını söyleyebilirim. Burada zaten üst tarafta sıcaklık, alt tarafta nem göstergesi, en alt tarafta ise batarya kısmını görebiliyoruz. Yine arka tarafta yapışkan kısmı var. Bu boş alana birazdan göstereceğim. Yapıştırabiliyorsunuz, duvara sabitleyebiliyorsunuz. Şöyle Mi Home uygulaması üzerinden de bağlantı sağlayabiliyorsunuz, aplikasyonu sağlayabiliyorsunuz. Burada oradan ürünü takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yapışkan bandı duvara yapıştırabilmeniz için veya herhangi bir dolaba da olabilir. Şöyle göstermiş olayım. Evet. Bunu da köşeye alalım. Geldik ürünün kendisine. Ürün LCD ekran olduğunu söyleyebilirim. Eski tip ekran. Şöyle bu arka tarafta sensörler var. Bu sensörler sayesinde bulunduğu ortamın sıcaklığını ve nemini ölçebiliyor. Şurada bir bant var. Bu bantı çektiğimiz zaman büyük ihtimalle pil aktif hale gelecek. Evet, şöyle çektik bandı. Gördüğünüz gibi hemen aktif hale geldi. Odanın şu anda sıcaklığı 25 derece, nem oranı ise %64 olduğunu gösteriyor. Bu da iyi bir oran olduğu için herhalde gülümseme ifadesi var. Tabii ki eğer düşük olursa üzgün ifadesi çıkacağını düşünüyorum. Şu şekilde şöyle ürünün bir de arka tarafına. Bir kısmına da bakalım.
Evet, ürünü açtık. Gördüğünüz gibi CR2032 pil var. Şu anda kapandı çünkü bu arka tarafla bağlantıyı sağlıyor. Şöyle burada şurada bir reset modu var. Buradan bastığınız zaman herhalde yeniden başlıyor. Yan tarafta bir GND yazısı var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şu üst tarafta ise gördüğünüz gibi sıcaklığı ve nemi ölçen şeyler, sıcaklığı ve nemi ölçen sensörler yer alıyor. Şöyle kapatmış olalım. Gerçekten küçük olduğunu söylüyorum ama şık bir ürün. Güzel bir ürün. Şu anda odanın sıcaklığı da 26 derece olduğunu söyleyebilirim. Yan tarafa baktığımız zaman şu şekilde göstereyim. Bu üst tarafta da boşluk var. Büyük ihtimalle bu yine sensörler olduğunu düşünüyorum. Alt tarafta da şuradan açıyormuşuz. Rahat açabilmemiz için hemen 2 dakika kolay bir şekilde açılıyor. Yan tarafta da yine boşluk var. Bunu şöyle masaya da koyabilirsiniz aslında. Bak güzel durdu. Gerçekten güzel durdu. Şöyle göstermiş olayım. Arkadaşlar geldik. Ürünü Mi Home uygulamasında nasıl ekleyeceğiz? Şuradan hemen yeni artıya bakıyoruz. Cihaz ekle diyoruz. Buradan en alta geliyoruz. Sensörler, sıcaklık ve nem ölçer. Buradan gördüğünüz gibi bu kısmı zaten benzer olduğu için yuvarlak olan değil. Bu büyük ihtimalle eski olanlar. Bu yeni serisi. Buradan eklemeye çalışacağız. Bluetooth bağlantısı ile buradan bağlantıyı sağlamış olacağız. Aynı zamanda diyelim ki biz odada olmasak bile veya dışarıda bile olsak bu uygulama üzerinden odanın veya evin sıcaklığını, bulunduğu yerin sıcaklığını görmüş olacağız. Umarım şarjı bitmeden pili %1 şu cihazı eklemiş oluruz. Evet arkadaşlar sonunda biraz bekletti. Cihazı gördü. Hemen gördüğünüz gibi burada telefonu yakınlaştırın diyor. Biz gayet yakın bir şekilde zaten tutuyoruz. Veri aktarımı gerçekleşiyor. Evet şu anda üstüne koyduk. Bağlantıyı sağladı. Tamamdır. Şu odası çalışma odası. Burayı diyelim. Çalışma odası diyelim. İsmini de değiştirelim. Şöyle Xiaomi termometre diyelim. Şuradan henüz paylaşma diyelim. Şu anda yükleniyor. Bütün bilgiler de telefona aktarımı gerçekleşti. Evet gördüğünüz gibi buradaki sıcaklık direkt buraya geliyor. %44 nem, sıcaklık 27,3 derece olduğunu bize zaten göstermiş oldu. Buradan da tabii ki yine gördüğünüz gibi tüm cihazlar zaten şu anda gözüküyor ekranda. Buradan da tabii yine ayarlar kısmını da ekleyebiliyoruz tabii. Şuradan ayarlara tıklayıp işte baby mod yani bebek modu. Bu arada uyarı falan veriyor. Şu şekilde yine Fahrenheit veya şu göstergeyi değiştirebiliyorsunuz. Cihazın adını, konum yönetimi, cihazı paylaş, otomasyon, güncelleştirme ve ayarlar var. Bu şekilde de ayarlar olduğunu söyleyebilirim.